Merhabalar. İyi akşamlar herkese, merhabalar. Kızım çölyak hastası, ne yapacağız diyor. Bak hemen şimdi onu okudum. Ona hemen cevap verelim. Emel Hanım da geldi mi şeye? İyi akşamlar. Ha, iyi akşamlar. Merhaba hocam, iyi akşamlar herkese. Bizi izleyen İyi herkese iyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim hocam. Bak, Çok teşekkür ederim. hocam el egzaması var diyor. Ne önerirsiniz? Ondan önce de birisi kızım şey diyor, çölyak. Peki. Hemen okuduk, onlara cevap verelim. Yani hepatit B diyor, işte onun şeyi var mı? Bak okuyorum. Huzursuz bacak sendromu diyor. Ya Emel'cim, ben bir şey soracağım. Buyurun. Ya huzursuz bacak sendromu filan, biz bunları onlarca defa anlattık. Sanki insanlar ilk defa duyuyormuş gibi. Değil mi yani? Acaba şeyden olabilir mi hocam? Gün gün sayısı artıyor ve maalesef modern tıptan cevap alamıyorlar. Çok tıkandığı bir saha. İnsanın da yaşam konforunu çok aşağı çeken bir rahatsızlık. Evet. Bununla ilgili soruyorlar. Not aldım ben. İsterseniz hemen cevap verelim. Hazırsa kürümüz. İsterseniz ilerleyen dakikalarda. Nasıl isterseniz. Ben notlarımı alayım da şimdi bakın, şunu söylemeye çalışıyorum. Emel Hanım, hastalıklar giderek artacaktır. Hastalıklar giderek yön değiştirecektir. Bunu değerli izleyicilerimize anlatmakta, söylemekte fayda var. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için böyle. Yani şaka gibi. O kadar çok fazla şikayet, hastalık var ki, ne olacak böyle? Şimdi burada bu hem çölyak hem huzursuz bacak. Bak söyleyeyim ben. Şimdi notumu alıyorum ki unutmayayım diye. Şey, ha Hocam, bir de el egzaması diyor. Elde evet, egzama. ben de not aldım. Bana gelen soruları da Dilek Hanım ve Kübra Hanım'a iletmiştim. Kansızlık bu hafta çok sorulan bir soru. Hatta biz ilan ettikten sonra postun altına yazan Sevda Hanım var. Özellikle hem orada rica etti hem benden rica etti. Kansızlıkla ilgili sizin öneriniz Şiraz üzümü ve yulaf samanı çayını kullanmış ve çok faydasını görmüş. Üzerinden zaman geçtikten sonra tekrar kansızlığı başlamış. Yine kullanabilir miyim diyor. Bir de kereviz ıspanak kürünüzü uygulamak istiyor ama ikisini aynı dönemde bulamadığı için derin dondurucuya atabilir miyim? İhtiyacım olduğunda kullansam etkisi olur mu diyor. Şüphesiz ki şimdi bakın, bu derin dondurucu meselesini ben size hemen ona cevap vereyim de geçeceğiz bu işte çölyak, el egzaması, işte yani neyse. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim, bakın bana diyor ki, mesela ben şeyi önermişim, brokoliyi önermişim. Bu işte 2 ay uygulanacak. Şimdi bunu bir haftalık alıp stoklayabiliyor. Yani
Sonra bulamıyor çarşı pazarda. Bu sefer ne oluyor? Kürü tam uygulayamamış oluyor. Vatandaş şundan emin değil. Ya ben bunu derin dondurucuya koyarsam ne olur? Yani özelliğini yitirir mi? Asla. Bakın şimdi brokoliyi diyelim ki siz 8 ay stokladınız derin dondurucuya. Birer porsiyon, birer porsiyon attınız. Ne olacak? Yani içerisindeki sekonder metabolitler, yani hastalıklara karşı etkili olan etken maddeler yok olmaz. Peki değişen ne olur? Hiç mi bir şey düşmüyor, azalmıyor? Evet, azalıyor. 6 ayda C vitamini yaklaşık olarak %40 oranında azalır. Bak, C vitamini. Ancak burada etkili olan mesela brokoli prostatitte veya kadın her iki kadından birinin memesinde gelişen bu fibrokiste karşı orada etkili olan içeriğindeki C vitamini değil, tamamen farklı kuversitrin, kuversetin ve izotiyosiyanatlardır. Unutmayın. Bunlar da asla ve asla bir yıl derin dondurucuda bekletseniz en ufak bir kaybınız olmaz. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi saç uzaması için ne yapmalıyım diyor. Bak onu da söyleyeyim. Saç uzaması not ediyorum ben. Hemen yakalayabildiğim. Şimdi şu şeye başlayalım mı? Çölyak. Evet, kızım çölyak hastası Buyurun. Dedi. Bakın tekrar konuya baştan giriyorum ben. Makarayı biraz geri saralım. Hastalıklar giderek artacak. Neden? Çünkü gıda değişti Emel. Gıda değişiyor. Gıda eski gıda değil ki. Yani siz o doğal gıdaları bulamıyorsunuz. Efendim organik. Neymiş organik ya? Yani organik. İşte gübre yok, zirai ilaç yok, hormon kullanmadım filan. Artık temcit pilavı gibi bunu anlatıyorum. E tamam da mübarek. Onun tohumu ne? Tohumunu soruyorum ben, tohumunu. Tohum önemli. Yani onun da doğal tohum, ata tohumu olması lazım. Şimdi bu çölyak, bakın neden bu kadar arttı? Çölyak biliyorsunuz çocukların bir hastalığıdır. Yetişkinlerde çölyak olmaz ki. Pediatri, yani çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Ancak şimdilerde dediğim son 15 yıldır bu yetişkinlerde de başladı. Yani dolayısıyla 40 yaşında, 50 yaşında adam çölyak oluyor. Olacak şey değil. Ha, şimdi burada peki bunun sebebi nedir? Bakın hemen bunu anlatayım çok kısa. Eskiden ekmek yerdiniz. Şişkinlik hisseder miydiniz? Hayır. Bakın çocukluğumda babam 15 kuruş verirdi Emel Hanım. Fırına giderdim. 3 ekmek alırdım. Eve gelene kadar bir ekmeğin yarısı biterdi. Mübarek ne lezzetli bir ekmekti. Ne şişkinlik hissediyorsunuz, ne hazımsızlık. E şimdi ekmeği tüketemiyorsunuz. Ekmeği ben bakın normal bir ekmek ben alayım fırından işte. Tamam. E ne olacak? Hemen şişkinlik yapıyorum. İnsanlar bugün şunu söylüyor. Hocam ne yersem şişiyorum diyor. E bu ne demektir? Bir gaz yapıyor. İki sindiremiyorsunuz. Yani sindirim bozukluğu var. Bak CRP yükselince ne yapmam lazım diyor. Onun da notunu alıyorum. Hocam ben not alıyorum. Siz hiç merak etmeyin.
Çöl yak. Buyurun. Şimdi ha bu nasıl söyleyeyim? Şimdi mübarek o kadar çok şey var ki onu isterseniz bir kapatalım mı şey soruları? Yorumlar bende değil hocam. Kübra Hanım'dan ya da Dilek Hanım'dan rica edelim. Yayını siz açtınız. Yorumları tamam. Kapatabilirsek arkadaşlar. Tamam, kapattılar. Hocamızın dikkati dağılmamış olur. Ha. Kontrol çünkü sizde. İnsanın şeyi geçsin istemiyorum. Ama son yarım saatten açacağız. Hatta hocam bu akşam lütfen yazanların sorularına cevap verelim. Gönül koymasınlar. Tamam. Bir sohbetten sonra... Ben şunu 10 dakika anlatayım. 10 dakika tabii, anlatayım. Tabii. Ondan sonra tamamen sorulara. Bakın, şimdi ekmekte ne değişti? Efendim gluten. Ya benim zamanımda da çocukluğumda da gluten vardı. Gluten problem değil. Yani burada o zaman neydi değişen? Buğdayı değiştirdiler. Neden? Onun da sebebi şu. Dediler ki insanların karnını doyurmamız lazım. Buğdayın içinde %4-%5 olan protein oranını yükseltelim. Yani %15-%20'ye çıkartalım. Ya bakın tekrar söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz, değerli misafirlerimiz. Lütfen bunlar yanlış şeylerdir. Tabiatın kendi bir kuruluş dengesi var. Yani o gıdanın bir doğal yapısı var. Siz bunu artırırsanız, bakın şunu hiçbir zaman, bu tabiat kanunudur. Değişmez bir kuraldır bu. Bir şeyin içinde bir şeyi yükseltirseniz, bilin ki bir şeyi de azaltıyorsunuz demektir. Siz şimdi buğdayın proteinini artırdınız, tamam artırdınız. O zaman bir şey de eksiltiyorsunuz. O ne? İşte kolayca çöl yaka yakalanıyorlar. Çünkü gluten normal ekmekte de var. Benim gençliğimde o severek örneğini şimdi verdiğim o ekmekte de, ama o ekmeği şimdi bulamıyorsunuz ki. Ben kendim işte buluyoruz bir yerlerde kavluca. Siyezdir filan. Yani o ekmekleri satıyorlar. Ve onlarda dünya para, biliyor musunuz? Dolayısıyla bakın tekrar söylüyorum. Bu büyük şehirlerin yaşamı maalesef bu. Bunu değiştiremezsiniz. Yani onun için proteini zengin, İşte yağ oranı yüksek. Bu tür tohumların ürünlerini tüketeceksiniz. Yüksek oranlı gluten demek yüksek oranlı protein demektir. Protein oranını yükselttiğiniz zaman içerisinde de kalsiyum da yükseliyor. Bak şimdi. Orada diyor ki efendim diyor proteini yükselttim. Kalsiyum da yükseldi. Ya bütün dengeyi bozdun. Sistemi bozdun. Ve cahil adam. Çünkü Allah ne diyor? Ben bu alemi süs olsun diye yaratmadım. Bir denge, nizam, kural ve düzen üzerine kurdum diyor. Bu bir denge meselesi. Sen bunu bozuyorsun. Yani o zaman ondan sonra da şikayetler başlıyor. Normal ekmeğin, yani buğdayda o kadar yüksek kalsiyum yok ki. Bakın normal buğday, siyez buğdayıdır, kavlıcadır, tuğrandır, her neyse. Hangisini kullanırsanız kullanın. Yeter ki antik buğday, yani işte bizim ata buğdayımız olsun. Hiçbir şekilde size rahatsızlık vermez. Ama bak,
Bu modern buğdayların ekmeklerini tüketirseniz şişkinlik yaşarsınız. Hazımsızlık yaşarsınız. Diyabete olan, şekere olan yatkınlığınızı artırıyorsunuz. Trigliseritiniz yükseliyor. Kolesterolünüz yükseliyor. Mübarek. Bunu söylüyorum. Ve çölyaka yakalanıyorsunuz. O zaman da ne diyorlar? Efendim çölyak işte glutensiz beslenme. Bak bir taraftan tohumu değiştiriyor, içindeki gluteni yükseltiyor, hastalıkların kapısını açıyor. Diyabet, yüksek tansiyon, bakın bugünkü ekmekler, yüksek tansiyon, Alzheimer, Parkinson, bütün bunları tetikleyebiliyor. Ama o bizim bildiğimiz kavlıcadır, siyezdir, kara kılçık buğdayı, ne lezzet var mübarek. O ekmekte ya mis gibi de kokuyor. E şimdi ne şişkinlik var ne bir şey var. Ama şimdiki modern buğdayın ekmeklerini tüketirseniz işte bunlar olur. Yani hocam, yapacağımız bir şey yok. Bak şimdi Emel, rahmetlik anam, nurda yatırsın Allah onu, ekmek yapardı 15 günde bir. Kocaman bir teker ekmek. Tam böyle bıçakla keserdik onu biz. 15 gün ekmek. Biz o ekmeği yerdik köyde. E şimdi sen daha bugün ekmeği al, 2 gün sonra taş gibi o ekmek. E tabii olacağı budur yani. İşte durmaz, dayanmaz. Siz bu büyük şehirlerin beslenme kültürüne uymak zorundasınız. İçine koruyucu koyacak, işte içine hormon koyacak, o renk canlılığının kalması için, o boyasının, işte tadının, lezzetinin bozulmaması için katkı maddeleri koyacak, mantar oluşmasın, aflatoksin oluşmasın diye bir sürü. Bugün 5000'in üstünde gıdaların içinde kullanılan farklı kimyasallar var. Bunlar olmak zorunda. Yoksa siz o doğal gıdayı bu büyük şehir yaşamında koruyamazsınız. Ya köye gideceksiniz, orada bir yaşam tarzı, yoksa büyük şehirlerin kurallarına uyacaksınız. Kurallara uymak İngilizce ne demek? Obey. Yani obey. Kural ne? Rule. Obey the rule of city. City de şehir. İşte büyük şehrin kurallarına uyacaksınız. Başka türlü şansları yok Emel. Onun için zaten Yüce Allah, bak bunu da cevaplayayım da, yani normal buğday ekmeği, ata buğdayı kolesterolü düşürür, diyabeti düşürür, trigliseriti düşürür, Alzheimer'e karşı önleyici, Parkinson'a karşı önleyici ve koruyucudur. Ama öteki ise, tersi ise tetikleyicidir. Aç bak Bakara suresi, 2. surenin 11. ayeti. Allah soruyor, ben sormuyorum. Siz benim nimetlerimi niye değiştiriyorsunuz? Onlar da cevap veriyor. Bizler muslihun. Değiştirmiyoruz. Bizler ıslah ediyoruz. Yani düzeltiyoruz. Allah'ım sen eksik ve kusurlu yarattın. Biz senin eksik ve kusurlu yarattığın o tohumu düzeltiyoruz. Hadi oradan. Ondan sonra işte Allah hiçbir işini eksiksiz yapmaz. Yani tam yapar, eksiksiz yapar yani. Şimdi dolayısıyla böyle. Bak şimdi bu ekmekleri tüketirseniz sperm sayısı düşer. Bu ekmekleri tüketirseniz kadınlarda yumurta sayısı düşer. Bu kadar basit. Çünkü neden? Bak onun da cevabı gene Bakara 205'te.
Allah diyor ya, ben demiyorum, Allah diyor ya. Onlar ekini ve tohumu değiştirirler, zürriyetleri de yok eder. E işte tohumu değiştiriyorum buğdayı, senin zürriyetin yani geleceğin, çocukların olmayacak. Gidiyorsun tüp bebek merkezine, bir de senin dünya paranı alıyorlar. 10 bin, 20 bin. Ben ne aileler tanıdım Emel Hanım. Bankadan kredi çekip gidiyorlar. Çocuk sevdasını. Ya o zaman köyünüzde kalın. Gidin köyünüzde kalın. Orada da Allah'ın cevabı var. 21. surenin 13. ayeti. La terkudu diyor. Bak, terk etmeyin. Kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğimiz yurtlarınıza dönün diyor. Sana nimet vermiş. Niye terk ettin? Ve ondan sonra böyle beslenirsen bu da bu işin doğal sonucudur. Hiç şey yapma. Yani şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Hastalıkların artış nedeni işte budur. Yani gıdalar değiştirildi. Ya elma yiyemiyorum. Şehirde elma bulamıyorum ya. Taş gibi. 3 ay at dolaba bekle. Allah'tan çıkıyor bazen Amasya elma. Hemen diyorum ver oradan 5 kilo ver. Hocam bu Fuji elmada en az ilaç kokusu olan Fuji elma gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Şimdi bakın. Emel, çok yerinde bir soru sordunuz. Şimdi diyorlar ki efendim işte şu yakışıklı meyveler, sen o yakışıklı meyveyi koruyabilmen için onun make-up'ını düzgün yapman lazım. Kadın nasıl make-up sürüyor, onu sürüyor, bunu sürüyor, değil mi? O da yakışıklı, tamam, güzel göz, bir sürü şey malzeme. Ama şey ise Amasya elmasının böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Yani, kurt ısırmış bak, her yerini. Evet. Şimdi bak, biz mesela Safranbolu'daki evin bahçesinde işte göksulu armudu vardı. Biliyordum ki zonaya karşı müthiş etkili. Nerede kaldı o meyveler? Göksulu? Göksulu armudu. Armudu. Not alayım hocam. Evet. Zonaya karşı birebir. İstanbul'da satılıyor mu? Efendim? İstanbul'da var mı hocam? Bulabilir miyiz? Yok. Yok. Safranbolu'da bulamıyorsun. O ağaçlar yok oldu. Yazık, çok yazık. Hep yakışıklı ağaçlar geldi. Onları diktiler. Yani siz göksulu armudunu tüketirsiniz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Pardon. Şuradan. Peki hocam, çölyak hastalığı için kür önerinizi rica edelim. Şimdi çölyaka. Hocam bu arada çok özür diliyorum. DM'den sizinle yayına geçtiğimde DM kutuma sürekli mesaj geliyor. Şu anda o telefonu kullanıyorum. Biraz sonra yorumları açacağız. Gönderdiklerinizi okuyamıyorum. Lütfen yorumlara yazarsanız. Mesela Fatih Karakaş Bey var. Lütfen oraya yazarsanız çok memnun olurum. Oradan devam edelim. Buyurun neyi? Hocam. Tamam. Peki neydi o Fatih Karakaş Bey, ne istiyor? Onu ben size... Çöl yapma. Hayır. Onun başka soracağım size. Tamam. Dilek Hanım'ın da haberi var o konuyla ilgili. Çölyak için kürünüzü alalım hocam. Sonra sırayla devam edelim. Çölyak için bakın yapacağınız şey çörek otu. Normal ekmek tüketebilirler ama ata buğdayından olacak. Yani çölyak, şimdi çörek otu yağı, bununla sabah, öğle, akşam aç karna bundan birer çay kaşığı alsın, yeterli. Ondan sonra devam edebilir. Şimdi bir şey daha,
dur nerede o kağıt ne yazdım ha. Elde egzama. Bak eldeki egzama. Bunlar neden artıyor? Deri hastalıkları bunlar. Egzama o kadar çok arttı ki saç diplerinde, elde. Neden bunlar? Çünkü gıda değişti. Gıdanın kimyası değişti. Siz gıdayı değiştirirseniz onun şifa gücü de değişiyor. Yani bugün Amasya elmasını tüketirseniz gaz gidericidir, sindirimi kolaylaştırıcıdır. Ama o yakışıklı elmaları yerseniz make-up'lı, şişkinlik yapar, hazmedemezsiniz, sindiremezsiniz. Siz onun güzelliğine bakıp niye aldanıyorsunuz ya? Ne diyor Aşık Veysel? Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Ben sevmedikten sonra dünya güzeli olsun ne olur. İşte burada Yaradan'ın yarattığı nimetleri değiştirmeyeceksiniz. Bu Allah'ın muradı bu. Nahl suresi bak 16. surenin 9. ayetinde Allah diyor ki bu kitapta ben size doğru yolu gösterdim. Ama yolun eğrisi de vardır diyor. Bak söylüyor. Uyarsın uymazsın. Onun için bu önemli bir şey. Eldeki egzama için bak tıpta çaresi yok bunun. Yok. Kortizonlu krem veriyorlar. Bir iki gün rahat ediyor sonra tekrar nüksediyor. Kortizonlu krem sonra tekrar nüksediyor. Bunun çaresi beyaz dut. Hocam hatırlasanıza Fox TV'de bende vardı hatırlıyor musunuz? Sizin önerinizle vallahi 3 günde geçti. Ki Amerika'dan ne kremler getirtmiştim bunu söylemek zorundayım. Hani eğer böyle bir problemi olan varsa kulak ardı etmesin beyaz kuru dut da ne yapar demesin ben dedim. Ya dedim hocam bu kadar Amerika'dan kremler getirttim. Şimdi kuru dut mu yapacak dedim. 3. gün değerli izleyiciler vallahi billahi evet. Hiçbir şey kalmadı. Buyurun hocam kestim ama damdan düşen biri olarak anlatmam lazım. El egzaması efendim. Neyden düşen? Damdan düşen biri olarak hani demiş ya hocayı değil damdan düşeni getir diye yaşadım. Ha. 3 günde çözüldü. Evet. Şimdi normalde onun şeyi damdan düşmek değil de eşekten düşenin halinden işte öyledir. Neden at demiyor da eşek? Bak ikisinin arasında fark var. Emel niçin attan düşenin demiyor da eşekten düşenin halinden eşekten düşen anlar. Bak attan demiyor. Neden? Değerli izleyicilerimiz bunu bir düşünsünler. Neden eşektenmiş de at denmemiş? Ama bunun arkasında bilimsel bir gerçek var. İnsanlar düşünmüyor. Neden çünkü hocam? İnsanlar efendim? Neden? Vallahi hiç düşünmemiştim. Şimdi biliyorum siz de araba kullanıyorsunuz. Bak bazı şeyleri anlatmak zor gibi gelir. Ama işini bilirsen çok kolay anlatırsın. Şimdi diyelim ki yolda gidiyorsunuz arabanızla. İleride bir şey gördünüz. Hemen ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz anda ayağınızı gazdan çekip frene basıyorsunuz değil mi? Ve o işi savuşturuyorsunuz. Şimdi göz görüp bunu algılayacak. Beyine sinyal gidecek. Beyin komut verecek. Ayağını gazdan çek. Ayağınızı gazdan çekip frene basana kadar. Şimdi göz görüp beyinden sinyal gelecek. Ayağınızı gaz pedalından çekeceksiniz ve frene basacaksınız. Buna fizikte, fizik biliminde zati reaksiyon müddeti denir. Zati reaksiyon müddeti. Yani algıladınız,
ve tepki veriyorsunuz. Şimdi tren yollarının kenarında büyükbaş hayvanlar otlar. Tren karşıdan geliyor, çuf 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 işte şey, arada bir şeyini de öttürüyor kaptan. Hani uzak dursun. Hiçbir inek veya öküz oradan kaçmıyor. Ne zaman ki yanlarına yaklaşıp da yer hafif sarsılıyor ya, tonlarca ağırlığında demir yükü o. Değil mi? Tren. Hemen hayvanlar o titreşimi aldıkları için kaçıyorlar. Bak, hayvanlarda algı da böyledir. Şimdi insanda bu zati reaksiyon müddeti diyoruz. Algılayıp toparlanması. Şimdi attan düşen bir insan, o yüksek, bak düştüğünü anladığı an hemen toparlanmaya başlayabilir. Çünkü atın yüksekliği fazla. Ama eşek yere yakın olduğu için tepki verecek zamanınız az. Anladın mı Emel? Hocam bu yani, Anadolu muhteşem. Bak atın yüksekliği 2 metre. Eşeğin yüksekliği 1 metre. E şimdi oradan düşerken sen ya topa pat yere vuruyor. Sırtın artık neyse. Ama attan düşerken ise şeyiniz var. Tepkiyi alıyorsunuz. Daha zamanınız var. Yere çakılmazdan önce. İşte attan düşenin halinden değil, eşekten düşenin halinden, eşekten düşmüş olan anlar. Buradaki şey bu. Reaksiyon müddeti. Algılama yani. Şimdi burada şeyi söyleyeyim ben. El egzamasını anlattık. Çöl yakı. Kaç dakika orada kaynatacaklar? Dikkat edecekler. Efendim? Dutu kaç dakika kaynatacaklar? Rica ha, etsem söyler 7-8 misiniz? Dakika kaynatacak ve ne kadar yaktığını hissedecek. Yarım litre su. Tencerenin de tabanı geniş olsun. Bir el rahatlıkla girecek. Yalnız ılıktan sıcak olacak. Bak yaktığını hissedeceksiniz. Eliniz 15-20 dakika içinde bekleyecek. Öyle yapmadım mı hemen? Tabii, hatta peltelerle masaj bile yaptım. O dut pelteleriyle. Onu Doğru mu? Böyle evet, elinde avucunda onu böyle sıkarsın. Peki. Geçer. Şimdi işte yani bunu 3-4 defa yaptım mı evelallah bir şey kalmaz. Peki. Bunu bak, biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık der Allah. Yarattığımız her şey bir sebep üzerine yaratılmıştır. Ve biz sayısız misaller gösterdik insanlara der. Bu kitapta sayısız misaller vardır. Bakın şimdi, mikroplar, bakteriler ne zaman daha çok çoğalır? Sıcakta, değil mi? Sıcak işte, orada su birikintileri var yazın. Ne oluyor? O su birikintilerine kuş gelir, oradan su içer ama içinde bakteri oranı yüksektir. Hayvan bunu alırsa ishal olacak. Ne yapıyor? Oradan suyunu içti mi? Temiz su bulamazsa, o çamurlu sudan içtiği için doğru dut ağacına gider. Oradan dut yer, antibakteriyel. Ben bunu orada düşündüm. Dedim ki ama el egzamasında genelde virütiktir bu, bakteriyel değildir. El egzamaları genel olarak virütiktir. Bunu unutmayın. Bakıyor adam, yok diyor ya, burada bir şey yok. Basıyor kortizonlu kremi. E çalışmıyor. Hocam, İllaki beyaz dut kurusu olacak. Virütik ne demek? Yani bir yerden mi alıyoruz? Vücuda giren bir virüsün göstergesi mi? Ne demek virütik? Nasıl o?
Onu anlamadım. El egzaması virütiktir dediniz ya hocam. Çok anlayamadım. Ha, virütik. Virüs. Evet. Virüslere bağ. Ha, bunu bir başkasının elini sıkarken alırsınız. Ha, onu soracağım. Tabii egzamalı bir eli bulaşabilir. sıktığınızda bulaşır mı? Tabii. Ama mesela psoriasis, o bulaşmaz. El sıkışmasıyla. Ne diyorsunuz? Sedef mesela. Yani bu el egzamalarında virütik durumlar var. Yani orada mecburen işte tedbirli olun yani. Bir de bağışıklık sisteminiz zayıflıyor. Mübarek doğal gıdayı tüketemiyorsunuz ki. Bak, ben çocukluğumdan biliyorum Emel. Bunu köyde yaşayan herkes bilir. Şimdi köyde de o meyve ağaçları kalmadı. Mesela yörük erikleri vardı, yörük eriği, mor erikler. Dalında böyle o koparmazsan o düşmez ve böyle mis gibi de kokar. Daha çok da tatlanır böyle. Ama şimdi erik alıyorsun, 2 gün sonra çürümeye başlıyor. Elma çürümeye başlıyor. İşte burada söylemek istediğim şey şu. Yani meyvelerin de sebzelerin de kendi bağışıklık sistemleri zayıflamış durumda. O güçlü olursa bana da güç verecek. Beni de koruyacak. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Karşılıklı dengeli. Ha, o sebze, şimdi ıspanak, yakışıklı ıspanaklar var. Folik asit oranı düşük. Onun için doktor folbiol folik asit yazıyor. Değil mi? Gıdaların, sebzelerin ve meyvelerin içeriğindeki o etkin maddeler de azaldı. Yok. Olmayınca ne olacak? İşte bunun için maalesef bu gıdaların doğallığı şey olmadı. Saç uzaması. Bak, saçım uzamıyor diyor. Ne yapacak? Lavanta çayı içecek. Bu arada hadi onu da söyleyeyim. Mesela tırnağını çektirmek zorunda kalıyor. Tırnak bir türlü gelmiyor geriden. Tırnağı uzamıyor. Tırnağını uzatmak istiyor musun? Keçi boynuzu pekmezi. Allah'ım. Bu kadar. Tırnaklarını güçlendirmek mi istiyorsun? Keçi boynuzu pekmezi. İşte bunun için doğada her şeyin çaresi var. Hocam ne ben enteresan. Keçi boynuzu pekmezini COVID sonrası öksürük giderici olarak öneriyorsunuz. Şimdi öksürük nereye, tırnak nereye? Şimdi ne enteresan bu bitkiler. Tırnağa da iyi geliyor. Aynı zamanda öyle mi? Evet. Ha, tabii. Çünkü neden? Tırnağın yapısında, bakın saçta da keratin var, tırnağın yapısında da keratin var. Fakat ikisinin arasında fark var. Birinin derdine lavanta çözüm olurken diğerine keçi boynuzu çözüm oluyor. İşte bu böyle. Yani Allah nimetlerini çeşitli çeşitli yaratmış. Sen de bunun kimyasına bakacaksın. Ha, bu buna iyi gelir diyorsun. Bunlar Emel yılların birikimidir. Böyle bir günde bu işleri çıkartıp ortaya koyamazsınız. Tecrübe, know-how ve laboratuvar, yani gözlemlemek, yani bunlar o kadar önemli şeyler ki işte gençlerimizi bizim böyle yetiştirmemiz lazım. Bak, saç uzaması için aynı zamanda 40 kilit çayı saç uzamasında da etkili. Sadece şey değil. Şimdi bir de mesela bir egzama,
el egzamasını sormuş o. Ha bir de CRP'yi sordu. CRP, CRP. Hocam CRP'yi de CRP. cevapladım. Bağırsak polipi de bana çok sorulmuş diyenden lütfen onu da unutmadan cevaplandıralım. Bağırsak Tamam. polipi neden arttı bu dönemde? Belki onunla ilgili de araştırmalarınızı öğrenmek isteriz. Hangisine cevap vermek Var tabii. istersiniz? Hangisi Şimdi hazırsa? bağırsak polipi çok önemli. Şu şeyi cevaplayayım Buyurun. da CRP'yi mi? CRP'yi. Buyurun, buyurun. Evet. Şimdi burada CRP yüksekliğine karşı uygulanacak olan kürü söyleyeyim size. Karabaş Melisa, bunu unutmayın. CRP'de en önemlisi, number one, en güçlüsü, beyaz dut kurusu, bir yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı beyaz dut kurusunu alacaksınız. 1,5 bardak suda 7-8 dakika kaynatıp ılıdıktan sonra bunu yudum yudum içeceksiniz. Günde 2 defa. Bak o CRP nasıl düşüyor. O şey vardı. Neyse önemli değil ki ya. Neler gördük biz. Söyleyin hocam, ne Hoca olur. dedi ki ya böyle saçma sapan şey olur mu dedi. Beyaz dut kurusuyla dedi. Bizim chemical reaktif proteini düşürüyormuş. CRP'yi yani kimyasal reaktif proteini. Şimdi bu bana sonradan söylendi. Tabii dedim bak şimdi bu düşecek. Sonra hoca sana diyecek ki tesadüf bu ondan değil diyecek. Sonra başka düşüremediği hastası varsa onlara önersin. Ondan sonra gelsin bana sorsun. Bu iş nasıl oluyor? Çünkü bakın Emel ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu çok saygıdeğer hocalarımız var bazen. Hani halk arasında Nuh der peygamber demez ya. Katiyen bitki efendim çerçöp onun ne faydası olacakmış deyip geçiyor. Yapmayın saygıdeğer hocalarım. Böyle konuşmayın. Çünkü bunu halk uyguluyor. Bunu halk görüyor. Sen bunu inkar ettikçe senin modern tıbbına karşı şüpheyle bakmaya başlıyor. Bak diyor orada beyaz dut kurusu işte. Senin ilaçlarınla çözülmedi. Ama beyaz dut kurusu çözdü diyor. Birisi bir şey daha sormuştu. Huzursuz bacak sendromu. Evet. Restless leg sendromu. Bakın şimdi. Burada ne öneriyorlar hemen? Var mı bunun ilacı? Hadi Huzursuz bacak soruyorum. sendromunu yok. Yok, tabii yok. Ama bir şey vereceğim hastaya. Kapına geldi da yani bir şey diyeceksin. Çok hafif derecede, çok düşük şeyde antidepresan veriyorlar. İşte cip, işte o bürü şeyli filan ben isimlerini telaffuz etmeyeyim. Ha bu. Bir de antiepileptik ilaç veriyorlar. Şimdi o antidepresanlar hafif uyutuyor insanları. Relax yapıyor. Bir de antiepileptik. Ayağını sürekli sağa sola atıyor ya. Bunun için bu ilacı veriyorlar. E bu tedavi etmiyor ki mübarek. Allah kimseye vermesin. Yani o huzursuz bacak sendromu şikayeti had safhada olanlar var hemen. Yatağa girmeye korkuyor. Nasıl hocam? Artık Uykuda yorgun. kontrolsüz bacak mı atıyor? Nasıl oluyor? Yatağa yattı mıydı? Bir ayağını alıyor, sağ ayağını sola çeviriyor. Sonra tekrar sağa dönüyor. Böyle huzursuz bacak sendromu. Sakinleşemiyor ayak. Karıncalanma, uyuşma, bir sürü şeyler oluyor. İşte buna huzursuz bacak sendromu denir.
Restless leg sendrom. Şimdi burada tabii problem, acaba bunun çaresi nedir? Yani. Nedir hocam? Şimdi bakın. Lokman suresinde Lokman oğluyla sohbet ediyor. Diyor ki oğluna, bak diyor, yaptığın bir iyilik veya bir kötülük hangi büyüklükle onu mukayese ediyor? Bir hardal tanesi büyüklüğünde dahi olsa, biliyorsunuz toplu iğnenin başından daha küçük o. Hardal tohumu. Bunu diyor hesap günü çıkartıp önüne koyarlar diyor. Şimdi mübarek, ya diyor bak, gökte ve yerde olsa diyor. Yani gökte bir yerlerde, bir de yerde, toprağın altında bir yerlerde olsa dahi, hardal tanesi kadar dahi olsa, bunu çıkartıp önüne koyarlar. Ya Rabbi dedim, ya bunun kimyasına biz bakalım. Bak bu gök dediğin şey beyin, kafa merkezli. Yer diyor ayakların işte. Tamam mı? Beyinle bağlantılı bu ayak. Şuna biz bir bakalım. Bu hardal tanesi de bu köprüyü oluşturur mu? Oluşturmaz. Dur şunun kimyasına bakayım. Dedim ve buldum. Siyah hardal tanesinin içindeki kimya. İşte o. Yani sizin oradan aklınıza getiren Kerem'ine sonsuz şükürler olsun. İşte yol gösterdi. Düşündün. Ha, gök derken ya baş kısmına bak dedim. Ayak yer dediği de yer, işte yere basıyoruz. Ayağımız. Bunun ikisinin arasındaki bir bağlantı kopukluğu var. Hardal tanesi diyor. Ya ben ki hardal tanesi başla ayak arasındaki bu irtibatsızlığı, bu bozukluğu düzeltebilir mi sorusunu soracaksınız. Bunun için de kimyasına bakacaksınız. Hocam, baktık ki aman Allah'ım, aman Allah'ım, cuk diye oturdu derler ya. Ya Rabbi dedim, sen ne büyüksün ya. Yani insanın secdeye kapanması gerekiyor. Yani bunun düzeni. Çünkü bak, şöyle bir örnek verir Allah. Eğer diyor, hani sen şimdi bir tükenmez kalemi aldın ya, bak şöyle bir tükenmez kalem. Bunun arkasında patronu var içinde. Kanül var. Buna 3 damla mürekkebi koydun mu bu dolar. 3 damla. Hadi 5 damla koy. Doldu mu? Kaç sayfa bitirebilirsin bununla? 50-60 sayfa yazarsın, biter. Sonra tekrar bir 5 damla. 50-60 sayfa. Şimdi bak, burada Allah diyor ki, eğer benim ilmimi yazmak istersen ey insan, bütün bu denizler mürekkep olsa, bütün bu ağaçlarda kalem olsa, benim ilmimi yazmakla bitiremezsin. Ve bunun 7 katını da versem sana. Şimdi git bakalım, bak bir hayal et. Şimdi hayal edeceksin. Aldın kalemi eline. Bütün ormandaki ağaçlarda kalem. Ha, çala kalem yazıyorsunuz Allah'ın ilmini. Marmara'yı bitir, Karadeniz'i bitir, Akdeniz'i bitir, Atlas Okyanusu'nu bitir, Büyük Pasifik Okyanusu'nu bitir, Hint Okyanusu'nu bitir. Tamam, sonra bir kat daha verecek sana. Bu trilyonlarca yıl geçse bunu bitiremezsiniz. İşte bu örnekle Allah'ın azametini, gücünü ve büyüklüğünü görüyorsunuz. Ey insan, sen kendini ne zannediyorsun ya? Hemen bir havalara girer böyle.
biraz cebine para girsin, hemen yürüyüşü değişmeye başlar. Mezar taşına bile ünvanını yazdırır. Seni öyle çağırmayacaklar ki, gel bilmem kim demeyecek. Gel İbrahim, Mehmetoğlu İbrahim, gel bakalım hesaba. Sen ne aldın o ünvanlar? Bunda hiçbiri geçmez o bir tarafta. Adam masasına güveniyor, kimi kasasına güveniyor, kimi makamına güveniyor. Bu alemde güvenilecek tek dost, ipi tutulacak olan Allah'ın ipidir. Şimdi çelikten yaparsın halatı, o da korozyona uğrar. Küflenir. Değil mi? Onun için en sağlam ip Allah'ın ipidir. Onun dışında başka bir şey bilmeyeceksin. Sen çalış, bak onun karşılığını sana verecektir. Çünkü insana hizmet etmek Hakk'a hizmettir. Şöyle bir düşün bak Emel, senle kaç yıldır tanışıyoruz değil mi? Ta Fox TV'den işte kulakları çınlasın. Çelakıl mıydı? Evet evet Çelakıl Ömer Çelakıl. Çelakıl. Ha, tamam. O da sizi onunla... çok sever ama hocam. Çok ben sever ve çok sayar. Evet. Ben de kendisini çok severim. Şimdi şöyle bir düşünsün bütün insanlar. Şöyle bir hayatını bir geri dönüp baksın. Allah insanı bir halden alır, bir hale koyar. O halden alır, başka bir hale koyar. Oradaki halden alır, bu tarafa koyar. İşte bütün bunlar birer sınavdır. Yani bu sınavlardan geçmeden mümkün değil. Ben de hocayım, sınavı yapmadan öğrenciyi geçirir miyim? Ya Allah da imtihan ediyor işte. Hani Rabbim diyorsun ya, Rab kelimesi, Rabbim yani şeyden gelir, mürebbiye, mürebbiye eğiten. İşte Allah da eğitiyor. Hani sen şimdi ilkokulda öğretmenim deyip parmak kaldırıp söz istiyorsun ya, Allah'a karşı nasıl sesleneceksin? Öğretmenim diyemezsin. Rabbim dediğin zaman işte Rab, öğretmenim, hocam Allah. İşte o anlamda insanlar çok şey oldular. Biraz neyse. Şimdi laf lafı açacağız. Biz bambaşka yerlere gideceğiz. Peki. Şu sorulara ama çok güzeldi anlattıklarınız. Hocam tabii az önce ayetten bahsettiniz. Amenna başımızla beraber ama o sonsuz teslim olunan Allah'ın yarattığına da teşekkür etmek lazım. Herhalde o hardal tanesinin hikmetini anlamak için de Saraçoğlu olmak gerekiyor. Hepimiz o ayeti okuduk ama hiçbirimizin aklına sizin aklına gelenler gelmedi. Onun için size de teşekkür işte, ediyoruz. Yani şüphesiz işte o sırada o bir aklıma geldi yani bir ilhamdır o. Yol gösteriyor Allah. Bak evinden çıkıyorsun. Ya dur diyorsun ben hele şuraya bir uğrayayım. Bak hemen. İşte dur hele şuraya bir uğrayayım demem var ya. O yönü bırakıp bu yöne gidiyorsun. Kim bilir seni nelerden koruyor. O tarafa gitmiş olmamakla. Yani burada şu var. Değerli izleyicilerimiz 76. sureye baksınlar. Kıyamet suresidir. Kıyam et, ayağa kalk. Orada o kadar güzel bir şey var ki ayet. İnsanoğlu başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Yani yapıyorsun, ediyorsun. Sen kendini başıboş bırakıldığını mı zannediyorsun? Her şey kontrol altında Emel. İyilik yaparsan lehine, kötülük yaparsan aleyhine. Bu dünyanın değişmez düzeni budur. Bu dünyada kapatıyorum, sorulara cevap veriyorum. Evet, belki yorumları bu da alem... açabiliriz artık. Ha, buyurun hocam. Şunu da söyleyeyim. Bakın, bu alemde
huzur bulmak istiyorsan, mutlu bir yaşamın olmasını istiyorsan iki şeye dikkat et. Bunu yerine getir. Evelallah. Bir, Allah'ın emirlerine karşı hürmetli olacaksınız. Şart, birinci şart. İkinci şart ise yarattıklarına merhametli olacaksınız. Daha 5 tane köpek yavrusunu çöplükten çıkardı. Ne kadar bu ne kadar zalim oldu bu insan. İşte hürmetin ve merhametin olduğu yerde hemen ne ortaya çıkar? Muhabbet. Muhabbetin olduğu yerde de kötülük yaşayamaz. Durmaz. Dostların muhabbeti işte. Dolayısıyla buna dikkat ettiğiniz zaman Allah'ın emirlerine hürmetli olacaksınız. Yarattıklarına da merhametli olacaksınız. Bundan sonra korkma. Yani tamam. Peki açıyoruz. Yorumları açalım ama bağırsak polipi çok sorulduğu için unutmadan cevap verelim lütfen. Şimdi bakın. Bunun için bağırsak polipi. Şimdi işte bağırsağa giriliyor ve orada polipi gördüğü zaman hekim hiç sormadan hemen şey yapar. O polipi alır. Çünkü neden? Kötüye dönüşme riski vardır. Yani kolon kanseri ne kadar çok arttı. Yani bağırsak kanseri. Şimdi burada 3 tane bitki yakalayacaksınız. Bak 3 tanesi. 1 nane, 2 papatya, 3 ıhlamur. Bu üçlü bitki karışımını çayını içeceksiniz. Hazırlama kullanma şekli de internet sitemizde orada yazılı. Ve evelallah o polip diye bir şey kalmaz. Ben çok insan tanıdım. Bağırsaklarının içi patates tarlası gibiymiş. Yapıyor bu kürü, düzeliyor. Ha, hocam, şimdi buyurun. Estağfurullah, buyurun. Şimdi bir sorulara girdim hocam. Akıyor ama ben göremiyorum. Sorular kısmına girip baktığımda peş peşe 10 kişinin hemen alt alta tesadüf akciğer kistini sorduğunu fark ettim. Niye bu kadar çok sorulmuş akciğer kisti, ne önerir hocamız derler. Tamam. Şimdi bakın. Tekraren konunun başında anlatmaya başladım ya, sebzeden meyveye kadar, tahıldan işte efendime söyleyeyim ne ekiyorsan ne biçiyorsan, hububata kadar ne varsa hepsi değişti. Mercimek, nohut, kuru fasulye, buğday, pamuğu bile değiştirdiler ya. Her şey değişti. Dolayısıyla bunların değişmiş olması demek, içerik kimyasının değişmiş olması demektir Emel. Kabul mü? Yani evet. Siz bugün yakışıklı bir elmayı tükettiğiniz zaman bir de yanında bir Amasya elmasını tüketin. Veya Safranbolu'nun kırmızı elmasını tüketin. Nasıl bir lezzet? Ötekinde lezzet yok. Ha, demek ki lezzeti veren de nedir? Demek ki fark var aralarında. Sekonder metabolitlerdir. Likeni sordular şey. Onun da şeyini veririm. Demek ki içerik kimyası değişiyor. Yani hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici olarak ben bundan yeteri kadar alamıyorum. Eksik besleniyorum.
Sen kocaman elma yiyor. Mübarek içi eksik. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Çöp bir anlamda hocam. Elma Burası yediğimizi anlaşıldı. sanıyoruz. Evet. Burası anlaşıldı değil mi? Evet. Onun için doğal olanı tüketin. Bu da Anadolu topraklarında yani yeteri kadar doğal beslenme şeyi var. Gelelim akciğer kistine Evet. karşı. Akciğer kisti neden gelişiyor? Bak hastalıklar neden gelişiyor? İşte ettir, işte sebzedir, meyvedir, tahıldır, baharattır, hububattır. Ya istediğiniz gibi bunların içindeki metabolitleri alamıyor vücut. Eksik. Benim nimetlerimi niye değiştirdiniz diye soruyor. İnsan da diyor ki, sen diyor bunu Allah'ım eksik yaratmışsın. Haşa. Biz onu diyor muslihun ıslah ettik. Al ıslah ettiysen sonunu görürsün. Şimdi akciğer kistine Kisti. karşı yapacağınız şey taze tere tüketmek. Günde en az 2 defa. 5 gün. Bak. 10-15 yaprak saplarıyla beraber taze tere. Isırgan ebegümeci karışımı çayını. Isırgan ebegümeci. 40 kilit çayı. Ve keçi boynuzu pekmezi. Şimdi burada yani akciğer kistinin önemli oluşma sebeplerinden bir tanesi işte artık teneffüs ettiğimiz hava giderek kirleniyor, şudur budur. Ama gıdaların tükettiğimiz sebze ve meyvelerin, tahılın ve hububatın içindeki etken maddeler de azalıyor. Covid de Eksik. bir sebebi olabilir mi hocam? Covid geçirmiş Tabii. olmak da bir sebebi mi? Tabii ki. Tabii ki. Spike proteini İşte yapar burada mı? efendim Spike proteini bunu da yapar mı? yapar tabii. Aferin hemen. Bak Spike Oo! evet o dikensiz Kocaman yapı. bir aferin aldım. Teşekkür ederim. Yani o dikensi yapı onu işte şimdi bütün olay bu virüsün daha birçok farklı semptomları var. Kimisinin beyninde tutulum yapıyor, kimisinin akciğerinde, kimisinin böbreğinde, karaciğerinde, bağırsaklarında yani hep değişik tutulumlar gösteriyor. Ama herkeste aynısı mı? Yok. Yani mesela COVID sonrası hala tat ve lezzet alamıyor veya koku sorunu yaşıyor. Ha bunun için ne yapacak? Koku. Üzerlik tohumu var ya üzerlik tohumu. Bir yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynayan suyun içine atacak 1 bardak veya 1,5 bardak her neyse ve bunu koklayacak ağzından burnundan. Onun dışında turp tüketecek turp. Sen her insan bilir turp yediğiniz zaman ne oluyor? Burnunuzun içi böyle sulanıyor değil mi? Terliyor. Yani işte oradaki reseptörlerin aktive olmasını sağlıyor. Turp, üzerlik tohumu. Yani şimdi onun için bu COVID sonrası insanlarda kalıcı hasar bırakabiliyor. Kalıcı hasar var. Özellikle kalpte mesela. Perikardta ve miyokardta kas zayıflığına neden oluyor. Kalp
ne oluyor? Kalp yetmezliğine götürüyor. Yani bunları şey yapıyoruz. Hocam şimdi, izole edilemeyen bir virüs olduğu için COVID'in ve COVID'deki o spike proteininin önümüzdeki yıllarda geçirenler için ayrıca kanser riski taşıdığı söyleniyor. Bu uzman görüşüne katılıyor musunuz? Şimdi bakın, şüphe ve zanla hareket edemezsiniz. Bilim adamları hep sorgular. Yani böyle bir şey, böyle bir risk var mı diye. Mesela işte bak, şimdi bazen bir konunun uzmanı değilse kişi, cehaletin verdiği şeyle yanlış bilgi de verebiliyor ve insanları da yanlış yönlendiriyor. Şimdi örnek vereyim size. Diyor ki, efendim diyor, ben aşı olmam diyor mesela. Niye aşı olmazsın sen diye soru soruyorsun mesela kişiye. Diyor ki, işte o aşının içinde virüsün RNA'sı var. Hani virüsten alıyorlar ya o RNA'yı. Neyin RNA'sı o? Spike'ın, dikensi yapının. O insana veriliyor. Şimdi diyor bunun, bu RNA'nın işte DNA'ya dönüşme riski var. O da benim genetik yapımı etkiler. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani dışarıdan aldığınız bir şeyin insan hücresi içindeki, insan hücresi içindeki genoma girmesi mümkün değil. Ancak şunu söylemeye çalışıyoruz. Bugünün bilimi bu kadar biliyor. Evet. Yani bir yıl sonra daha neler çıkacak, neler. COVID Hocam göğüste nodül diyor. Efendim COVID'le ilgili tabii daha neler çıkacak. Bu kadarla kalmayacak. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum Emel. Yani ya biz tabiatı çok kötü kullandık. Doğayı çok kötü kullandık. Yani İç hemeroid var, ne yapayım hocam diyor. Tamam, hemen söylüyorum. Hemeroidde çoban çantası, çayını içecek günde bir defa. 7-8 gün içsin bir şey kalmaz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Tabiatı biz çok bozduk Emel. Yani dolayısıyla artık bize o cemalini göstermiyor. Bak, cemal kelimesini kullanıyor. O yüzünü göstermiyor. Celalleniyor artık. Yani hakikaten kızdık. Kızdırdık onu. Yani peki. Hocam meme kanseri çok sorulmuş. Ya işte şu gıdalar doğal olsaydı, sebzeler, meyveler, hububatlar, tahıllar, bunların hepsi doğal olsaydı Emel, kanser bu kadar artmazdı. Hastalıklar bu kadar artmazdı. Gıdadan alamıyoruz almamız gerekenleri. Millet zannediyor ki gıdanın içinde vitamin var. Ya bırakın vitamini bir tarafa. O kadar güçlü metabolitler var ki, sekonder metabolitler, işte bunlar bizi kansere karşı, romatizmaya karşı, yüksek tansiyona karşı, Alzheimer'e karşı, Parkinson'a karşı bizi koruyor ve önlüyor. Ama insanoğlu bunu değiştirdiği için evet. Bunun meme tek kanserine karşı öneriniz hocam. Şimdi bakın, meme kanserine karşı olacak şeyi söyleyeyim. Brokoli,
testere dişli aslan pençesi ve 40 kilit bitkisi. Brokoli, küre uygulayacak, testere dişli aslan pençesi ve 40 kilit bitkisi. Şimdi şöyle bakın, hastalıkların bir genetik özelliği var. Yani babadan veya anneden alıyorsunuz veya anne ve babada prostat, annede meme kanseri yoksa almıyorsun demektir. Ancak eksik beslendiği için, şimdi hocam ben maddi durumu yerinde olan bir insanım, ben eksik beslenmiyorum. Bal gibi eksik besleniyorsun. Tükettiklerin doğal değil ki. İçi eksik, içi. Kimyası eksik. Dolayısıyla hastalıklara karşı seni koruyamıyor. Dolayısıyla bu hastalığa yakalanıyorsun. Bir, beslenmeye bağlı olarak bu rahatsızlığın gelişmesi var. Bir de çevre faktörleri. Nedir o? İşte al sana. Hava kirliliğinden tut. Tükettiğin gıdaların içindeki hormonlar, pestisitler, zirai ilaçlar. Aman Allah'ım. Var oğlu var, var oğlu var. MS mesela bak biraz önce şeyi soruyor. MS'i soruyor. Eskiden kim bilirdi MS'i, emel? Adı sanı duyulmayan bir hastalıktı. Şu şeye bakar mısınız? Emel Hanım sahneden düştü. Geliyor inşallah, değil mi? Geldim hocam. Çok özür diliyorum. Bir evet. Dakika beni dışarı attı. Buyurun. MS'den bahsediyordunuz. Yayını dinledim yine. Yani işte hastalıkların MS, multiple sclerosis. Bu kadar çok muydu bu? Yoktu ya. Nereden çıktı bunlar ya? Diyabet, şeker hastalığı. Bir mahallede bir kişi de olurdu. Aa, derlerdi ki işte şu vatandaş şeker hastasıymış. Şimdi toplumun %25'i diyabet. Ne oluyoruz? Gıdalar değişti, içleri hocam, eksik. Hocam o da çok sorulmuş. Tip 1 diyabet. Bana gelen sorular arasında o da çok yer alıyor. Tip 1 diyabet. O da çok arttır. Tabii o da çok arttı hemen. Tip 1 diyabet ne? Şimdi bakın, tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır. Yani ağırlıklı olarak özellikle tip 1 otoimmün. Yani vücudun kendi organına saldırması demektir. Ne yapıyor? Kan şekerini düşüren hormonun adı nedir? İnsülin. İnsülin nerede üretilir? Pankreasta. Pankreasın neresinde? Beta hücrelerinde. Şimdi beta hücrelerine saldırıyor. Yok ediyor onu. Bu sefer insülin üretilemiyor. İnsülin üretilemediği için de tip 1 diyabet gelişmeye başlıyor. Emel, sonlandırmamız gerekiyor. Evet evet, yayında da arızalar çıkıyor hocam. Ülseratif koliti de sorayım, sonra kapatalım artık. Çünkü çok sorulmuş. Ülseroza kolitis, bakın değerli izleyicilerimize ben şimdiden bunun müjdesini vereyim. İnşallah birkaç aya kadar ülseroza kolitis, ülseratif kolit, bu kalın bağırsağın bir rahatsızlığıdır, iltihaplanmasıdır. İnşallah onun çözümünü biz bulduk. Onu açıklayacağım yani.
Şimdi burada ülseratif kolitte dikkat edecekleri şey, bak, bu insanların gayet sakin, huzurlu bir yaşam sürdürmeleri lazım. Bahattin Hocam soruyorum. Buyurun hocam cümlenizi bitirin, bir soru daha var. Sizin meslektaşınız, akademik taşınız bir profesörümüz soruyor. Buyurun lafınızı bitirin. Ha, yani burada önemli olan şey sakin bir hayat. Çünkü bak, bazı insanlar ani haber aldıklarında, hep örnek veririm, tuvalete koşarlar. Ani bir haber alınca. Ülseratif kolit veya işte morbus Crohn rahatsızlığında biraz sinirlenin, biraz üzülün, hemen bağırsaklara vuruyor. O zaman sakin bir hayat süreceksiniz. Ah ah hocam, ne mümkün. Bahattin hocam soruyorum hemen. Hocam profesör, bir bilim insanı Bahattin Türetken, Profesör Doktor Bahattin Türetken soruyor. Geçmiş olsun bu arada. Ön çapraz bağlarım koptu. Cerrahi müdahale yaptırmak istemiyorum. Hocamız ne önerir derler. Evet. Bunun için maalesef ilmim yetmiyor. Onu söyleyeyim baştan. Yani ama üzerinde çalışıyoruz. Bir şey bulursak memnuniyetle. Keşke ilmimiz her şeye yetse şey. Hemen yetmiyor işte orada. Evet. Peki hocam. İlk fırsatta tekrarlamak dileğiyle bu yayını. İnşallah. Cevap İnşallah. veremediklerimiz Ben ne olur tüm gönül koymak. değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Size de hayırlı akşamlar Çok teşekkür diliyorum. ederim. Yayını Prof. Sağlığınız Saraçoğlu daim sayfasından olsun. izleyebilirsiniz. Yayın hocamızın sayfasına kaydediliyor. Oradan izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Hocam kendinize dikkat edin. İyi Hoşça kalın. geceler. İyi geceler.